2022'nin en güzel açısı bu aslında. Bir önceki ne zaman oldu? Niye bu kadar değerli? 1856'da oldu ve 17 Mart'ta 11.30 doğmuş. Tesla'nın ve Freud'un doğduğu yıl bu yıl. 1856. Elon Musk ne tesadüf ki yakın bir zamanda ışık hızının nihayet aşılabileceğiyle ilgili gelişme haber verdi. Dün mü ne yaptı bunu? Bir daha ne zaman olacak? 11 Mayıs 2188'de saat 00.30'da. Türkiye için de çok iyi bir çıkış kapısı aslında bu. Değerlendirilmesi lazım. Çok zaten Osmanlı döneminde de bir takım olaylar olmuş. Bize şunu söylüyor. Aklını kullanan doğru zamanda doğru hamleyi yapar. Doğru hareketi yaptığı için de her türlü bu işle ilgili başarılı hale gelir. Hatıralarımın yaşayabilmesi için bedenime ihtiyaç kalmayan ve benim hatıralarımın, benim varlığımın başka bir bedene yüklenebileceği bir gelişmeye doğru gidiyoruz biz bu yıl. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ebru Şevik. Bu akşam ev sahipliğini ben yapıyor olacağım. Konuğumuz astrolog Iris G. Yücel. 166 yaşındaki bir sürprizden bahsedecek bizlere bu akşam. Hepimiz merakla bekliyoruz. Nedir bu 166 yaşındaki sürpriz? Gökyüzünde neler oluyor? Birazdan bizi aydınlatıyor olacak. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyi, ha siz diye konuşmayacağımıza çok sevindim. Yok, direkt ben öyle başladım. Ha, iyi, iyi, sevindim. Hoş evet. Geldin. Nasılsın? İyi, sen? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Hepimiz merakla bekliyoruz 166 yaşındaki sürprizi. Ben defalarca da söyledim böyle. Evet, evet. Ama başlamadan önce sana ufak bir şey sormak istiyorum. Sen bugün bir paylaşım yaptın ve birçok insan altında dileklerde bulundu. Ama sen dedin ki yanlış diliyorlar. Öncesinde biraz bunu açmak ister misin burada? Dedikoduyu ekrana taşıyalım. Ya şöyle, şimdi biri yazmış, bir de emojiler koymuş, işte aşk istiyor, para, her şey. Her şeyi isteyebilirsiniz. Bazı zaten şeyi söyledim ya, değişken burçtakiler yardırsın, hani hepsini istesinler diye. Orada bir sorun yok. Fakat dilek dilerken mesela yakın bir zamanda bir danışanımın başına gelen bir şey. Dedi ki, ah dedi, İris Hanımcığım ben evde oturmak ve biraz dinlenmek istiyorum. Ya bir hafta dinlensem yeterli. Yani işe gece gitmeyeyim, yatayım dedi. Ve korona oldu. Yani daha şimdi yatıyor mu? Yatıyor evet ama işte nasıl ne dediğinize dikkat edin. Kesinlikle. Dikkatli bir şekilde, yani detaylı bir şekilde dilemek lazım. Bugün de onun günü bu arada. Bugün aslında defter alıp elinize baya baya böyle not alıp istediğiniz şeyleri yazmanız gereken bir günün içindeyiz. Yeni bir defter olacak. Daha önce aldığınız, yazdığınız, ettiğiniz bir defter değil de böyle baya işte şey, hani sıfırdan bir hayal kuruyorsunuz diye. Neden? Yeni bir sayfa. Aynen. Şimdi bu bir sürpriz yumurta. 166 yılda bir işte bize de piyango vurdu. O kadar başımıza neler neler geldi. Bir sürü olaylar atlattık. Daha da olaylar atlatacağız bu arada. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bayağı bir sıkıntılı zamanlar devam edecek. Sonrası iyi ama devam ediyor en azından. Bunları bu arada böyle bir güzel bir nefes verdi. 2022'nin en güzel açısı bu aslında. Güzel bir nefes ve işte hani bu arada da kapı açıkken ne dilersen dile gibi. Tabii kişisel haritalarda yılın içinde güzel açılar oluşacak, olumlu olaylar olacak. O ayrı, ben şimdi genel için söylüyorum zaten. Burada da genel için bir şeyler anlatacağız. Ben hatta bayağı bir notlar aldım. Ben biraz tabii başlangıçta Hakan'la yaptığımız dünya dönüyor gidiyor benim kafa tabii ki teknoloji, politika, işte neler olacak falan. Onları da notuna evet. Aldım. Hakan'la yapacağız. Burası biraz daha magazin bir şeyler yapacağız. Yani eğlenceli. Ama ondan önce hani olayın ne kadar değerli olduğunu anlatmak için bir iki bir tane bir şeyler söyleyeceğim. Yani şöyle size şöyle söyleyeyim. Bu kadar böyle. Bugüne ait notlar aldım. Yani böyle bayağı önemli bir gün. Unutmayayım harikasın diye yazdım. Şimdi şöyle bir teknik bilgi vereyim. Biraz da astrologlar da izliyor biliyorum. Astrolog öğrenciler, profesyonel olarak astrolojiyle ilgilenenler. Şimdi şöyle bir şey. Bir önceki ne zaman oldu? Niye bu kadar değerli? 1856'da oldu ve 17 Mart'ta 11.30 doğmuş.
18 derecede olmuş. 18 derece olması şu anlamda çok önemli. Şimdi Hakan'ın konuşacağım şeylere çok girmeden teğet geçmeye çalışacağım. Tamam. Türkiye'nin kaderiyle ilgili durumun değişeceği zamanın, yani bizim haritanın sembolizmin üzerinde yükseleni olan bir şeymiş bu. Bir kavuşummuş, öyle diyeyim. Ve bu anlamda da çok zaten Osmanlı döneminde de bir takım olaylar olmuş. İşte yenilenme, bu sosyalist hareketler, hani daha demokratik hareketlerin falan olduğu. Bu anlamda da Türkiye'nin geleceği anlamında pozitif şeyler bekleyebiliriz. Zaten insanlar da düşüncelerinden bağımsız olarak bir araya gelmeyi, birbirinin derdini dinlemeyi öğreniyor. Zamanlardan geçiyoruz. Herkesin birbirini anlamaya başladığı zamanlardan geçiyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunun dışında şöyle bir şey var. O zamanlar ki kayıtlara baktığımız zaman cehennem sıcakları olmuş. Yani bu yaz sıcak geçer. Bununla ilgili de bir bilgi. Peşinen söylüyorsun peki. Aynen öyle. Şimdi bu bizim Hakan'la yapacağımız programa biraz spoiler vermiş olayım. Tesla'nın ve Freud'un doğduğu yıl bu yıl, 1856. Bu ne demek? Tesla ve Freud olan kişilerin, yani bugün kimlerse bunlar, Tesla'nın hangisi kim olduğunu biliyoruz da Freud'un kim olduğunu da yakında öğreneceğiz demek bu. Yani teknoloji anlamında uzayla ilgili, internetle ilgili, teknolojiyle alakalı olaylarla çok büyük gelişmeler olacak demektir. Yani belirli sınırların ortadan kalkması. Mesela şu anda bizim gelişmemizi engelleyen şeylerden biri nedir? Yani uzaya gitmemizle ilgili. Mesela ışık hızının geçilmesi ya. Evet. Elon Musk ne tesadüf ki yakın bir zamanda ışık hızının nihayet aşılabileceğiyle ilgili gelişme haber verdi. Dün mü ne yaptı bunu? Ne Öyle mi? tesadüf. Tabii. Gerçekten Hem de ne bu? Tesla'nın doğduğu yıl oluyor bunlar. Ben zaten o adamın onun reenkarnesi olduğuna inanıyorum bu arada. Biraz intikam şeyi de var o yüzden. Hakkı yendiği için. Güzel. Güzel bir detaymış. Ya çünkü hani adam böyle çok zenginim ben be, hepiniz var ya bana köle olacaksınız durumu var ya, böyle ülkelere Evet. falan. Çünkü adamın Evi hakkı mevi bırakıp nedir? bayağı konteynerlerde falan yaşıyordu en son. Evet, yani o anlamda konteynerde yaşaması ne kadar ki Tesla'nın yaşadığı hayatı yaşıyor. Aslında adam Otel. serveti olmasına rağmen yine mantalite o. Ruh alışık olduğu şeyi yapmaya çalışıyor ama bir yandan da adam tam olarak Tesla'nın yaptığı şeylerin devamını yapıyor. Zaten adamın yükselen derecesi falan, ya o apayrı bir hikaye. Yani Buna sırf önce ayrıca bir gün değinelim o zaman. Ben notumu evet, aldım. ilgi olursa anlatırız. Bilmiyorum çünkü o biraz geek bir konu ya. Belki ilgilenilmeyebilir, bilemedim. Bir O yandan zaman da yorumlara Freud'un bekleyelim. İlgilenen evet. izleyicilerimiz bu Evet. canlı yayını kaydettiğimizde yorumlara bekliyor olacağız. Evet. Aynen. Bir yandan da Freud'un da doğduğu yıl olduğu için psikolojide bir takım gelişmeler bekliyoruz şimdi artık. Bu şeyle tutulma dönem, tutulma konuşuyoruz bu kavuşumla beraber. Şimdi bunu tetikleyecek bir takım göksel olaylar da olacak zaten yakın şeyde, zamanda. Bu iyice böyle birkaç ay içinde o iyice ayyuka çıkacak zaten. Şimdi bir daha ne zaman olacak? 11 Mayıs 2188'de saat 00:30'da. Sanırım şu an izleyenler ve izleyenlerin çocukları da dahil olmak üzere Hiçbirimizi daha göremeyeceğiz. bunu göremeyeceğiz. Yani bunun kıymetini bilmemiz lazım. Şimdi bunun kıymetini bilmek şu anlamda olur. Özellikleri yazdım ya. Şimdi mesela sanatla ilgilenmek istiyorsanız, sanatla ilgilenmek için süper bir zaman. Müzik, mesela bir ilham gelmesini bekliyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, mükemmel zaman. Yani işinizle gücünüzle ilgili arttırmak istediğiniz her şey için çok iyi bir zaman. Türkiye için de çok iyi bir çıkış kapısı aslında bu. Değerlendirilmesi lazım. Ben en son Hakan'la yaptığımız yayında da söyledim ya, tarımla ilgili bir şey yapmamız lazım diye böyle bağıra bağıra geziyorum. İşte onun için de mükemmel bir şey oluştu şu anda, setup. Ruh olarak biz hazırız, gökyüzü de şu anda yardırdı diyebilirim yani. İnşallah bunu yaparız. Burası Harika. biraz Bu işte. fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi burada enteresan başka bir şey gördüm ben de. 2188'de tekrar bu göksel olay olduğu zaman, şimdi her seferinde, yani şu an bu
balıkta kavuşmasından biz önemsiyoruz bunu. Çünkü şimdi yine astroloji bilenler biraz bu şeyi bilecekler, jargonu. Jüpiter'in evi Neptün'ün de, ya daha modern kabul edip de, ben tam bu fikre şey değilim, aynı fikirde değilim çünkü çok yavaş ilerliyor Neptün, ama Neptün'ün de evi olarak kabul edildiği için iki tane ev sahibi oturmuşlar mekanda, böyle takılıyorlar gibi bir ortam var yani, mükemmel onun için. Balık hangi evinizdeyse o konuda var ya, şu anda sky is the limit durumunda böyle bir durum var yani. İstediğin o şey neyse o evle ilgili, çocuk mu yapmak istiyorsun? İşte ev mi değiştirmek istiyorsun? Para mı kazanmak istiyorsun? Fikir mi istiyorsun? Okula kabul edilmek mi istiyorsun? Ne istiyorsan. Tipini mi değiştirmek istiyorsun? İyi bir estetik doktoru mu arıyorsun? Yardır yani. İstediğin hayatında böyle olmasını istediğin, hayalinde olan ve gerçekte olmayacak kadar sana mükemmel gelen eşi mi istiyorsun? İste gelsin yani. Çok böyle şey gibi, pratik app gibi bir şey yani şu anda bu. Ne isterseniz isteyin diyorsun yani. Yeter ki detaylandırın. Hangi evinize düşüyorsa detaylandırın. Hangi evinize düşüyorsa. Şimdi ben burçları gruplandırarak verdim. Çünkü hangi evlere düşeceğine yaklaşık bildiğim için genel topladım ama... Şimdi biraz da buraya biraz da bahsedelim, belki paylaşımını kaçıran izleyicilerimiz vardır. Şöyle, şimdi öncü burçlar, değişken burçlar ve sabit burçlarla alakalı bir şey olarak verdik. Şimdi orada dedik ki değişken burçlar en eğlencelisi, ondan başlayayım. Değişken burçların olduğu yere odaklı bir şey olduğu için bu. Yani bu arada değişken burçları da insanlar artık Google'dan yazarsınız. Magazin tarafına evet, çok girdi. Değişken burçlarda yükselen varsa ya da burada bir güneş, bir vurgu, stelyum dediğimiz şey, çok fazla şeyiniz var, gezegeniniz var diyelim ki orada. Oo, süper. Yani ne istiyorsan ve hangi evine düşüyorsa gerçekten ısmarla, otur yaz ve gelsin. Sabit olanlar kaynakları ile ilgili talepte bulunabilirler çok rahat. Yani kendileri para kazanmaları ile ilgili, bir işlerine yarayacak bir sosyal çevre edinmekle ilgili, çocukları ile ilgili, çünkü çocuk da bizim kaynağımızdır ya. Ve eşimizin, ortaklarımızın imkanları ile ilgili. Mesela bir iş kurmak istiyorsunuz ve sizin için doğru bir ortağın gelmesini istiyorsunuz. Nedir? Mesela parası olan biri, işte şey, tanıdıkları olan biri, bağlantıları olan biri. Ya da kafa olarak size uyacak ve sizi biraz daha ileriye taşıyabilecek biri. İsteyin, o gelecek. Ama hani sabit burçlar için ne oluyor? Kaynaklarla ilgili bir şey isteyeceksiniz. Bu değişken burçlar için ballı kaymak bir şey yani. Onlar herhangi bir konuda isteyebiliyorlar. Ama asıl hangi grupta olursa olunsun, o olay hangi evde oluyorsa kavuşum, ona isteyecekler. Şimdi burada önemli bir şey var. Eğer balık burcuysanız, ya da yani güneşiniz oradaysa, ayınız oralardaysa, yükseleniniz balıksa, ki Türkiye'de en az yükselen balıktır bu arada. İstatistiksel bilgi şu sebeple, Türkiye'nin dünya üzerinde durduğu konumla alakalı, yani güneş aldığı açıyla alakalı, astronomik olarak Türkiye'de en az balık yükselenli insan var. Bunun için eğer özellikle 20 dereceyle 26 derece arası bir yerde yükseleniniz balıktaysa, ayınız bu derecelerdeyse, güneşiniz bu derecelerdeyse, öf artık var ya, hani böyle spot ışığı, ya sokakta yürüsen böyle millet spot ışığı tutuyor gibi falan, buradan yararlanabilirsiniz. Büyük şans gerçekten. Şimdi normalde şöyle bir şey de deniyor, onu belirteyim. 13 yılda bir ortalama zaten bunlar kavuşuyor, ama hangi burçla kavuştukları önemli. Şimdi bir öncekinde kovada buluştular. Kovada buluştukları zaman ne oldu? İşte bu 2008, işte hani ekonomik bir şey olmuştu ya, bir balon olmuştu böyle, yine bir dalgalanmalar olmuştu falan. Onlar biraz açıkçası sıkıntılıydı. Niye kovada oldu ve işte hani o konularla alakalı biraz spekülasyonlar oldu. Teknolojiyle ilgili spekülasyonlar oldu falan filan falan derken olay koptu gitti. Evet. Şimdi bakın, bir de şöyle bir şey var. Bunun şu anda kavuştuğu derecenin
işareti, yani buradaki sembol ve buradaki sabit yıldız bize şunu söylüyor. Aklını kullanan doğru zamanda doğru hamleyi yapar. Doğru hareketi yaptığı için de her türlü bu işle ilgili başarılı hale gelir anlamına geliyor. Yani bu, hani bazen bir şeyleri yapmak, mesela geçenlerde buradadır kesin, Simay ile görüştük ve Simay şeyi söyledi bana, seans yaptık beraber. Dedi ki, ya bir türlü harekete geçemiyorum dedi. Ben de ona bu zamanları söylemiştim ama o zaman sürpriz yumurtadan bahsetmemiştim. Çünkü onun haritasıyla ilgili bir vurgudan dolayı harekete geçemiyordu ama bu hareketi geçememesin, yani bu arkadan artık bir sel geliyor böyle ve hani harş diye böyle gidecek. Heh, yani engelleyemiyor bile gitmeyi. Ama bir yandan da şöyle bir şey, hani kontrolsüz bir şekilde gelen güç gibi söylemiyorum ama bir yandan da hani nereye ne hamle yapabileceğini de biliyorsun şeklinde bir güç bu. Yani yelken gereken yere götürecek seni bu güç. Götürüyor ama sana o aklı da veriyor gitmen için. Nereye gitmen gerektiğini bilerek hareket ediyorsun. Yani çok değerli bir şey o anlamda. Harika. Şimdi bir tane daha çok hoşuma giden bir şey oldu. Buna baktım ve şimdi dedim ya hani bir öncekinde ne oldu diye. Bir öncekinde bakarak yine içime benim umut doldu. Türkler bir zamanlar iyilik yaptıkları bir şeyin ödülünü alacaklar. Bunu ben daha önceki programda işte şeyde Hakan'la yaptığımız Dünya Dönüyor da, programın adını alışamam da, Dünya Dönüyor'da şey diye bahsettim. Lale'nin Hollanda Lale'nin hediye, yani tabağı geri gönderecek, dolu bir şekilde gönderecek diye. Türkler iyilik yaptılar, o karmanın iyilik ödülünü ödeyecekler. Şey alacaklar, ödülü ödemeyecekler, alacaklar ödülü. Alacaklar. Bu çok iyi anlamda. Şimdi orada bahsedeceğim şeyleri geçeyim. Biraz iç içe yazdım gördükçe. Birçok kişinin iş şartlarında değişimler yaşanacak. Buna dikkat etmek lazım bir yandan. Bu inziva yerlere gideyim ve online çalışayım durumunun artabileceği bir motivasyonu gösteriyor. Mesela şöyle, işte aslında A firmasından işte atıyorum 1.000 lira alacaktım. Ama ben bilmem nerede sakin bir yerde yaşamak istediğim için işte 1 lira değil de işte 1.000 lira değil de 500 lira alacağım ve işte hani orada güzel bir şekilde yaşayacağım, daha sakin yaşayacağım gibi bir şeyi var bunun etkisi. İnsanlar daha rahat olmak isteyecekler. Yani burada, buralarda, büyük şehirlerde çalışıp da kendilerini sıkmak yerine inzivaya gitmek için. Ve birçok kişinin iş şartlarında da sabit bir takım değişimler yaşanacak. Yani tamam, korona bitti, kurtulduk ama işte şirket online çalışmaya devam ediyor gibi bir takım böyle anlaşmalar şeklinde durumlar var. Şimdi tarımdan bahsettik zaten. Bu aralar doğan çocuklarla ilgili de şöyle bir şey var. Şimdi hani dedim ya bir takım böyle Tesla, işte Freud, bunlar böyle bir takım gelişmeler yaşatacaklar diye. Bir yandan da bu aralar yeni Tesla'lar, yeni Einstein'lar falan doğacak. Bugünlerde doğacak. Evet. Hani biz bu adamlar belirli bir yaşa geldiğinde bayağı yaşlanmış olacağız ama aa bak o zamanlar demişti falan diye böyle bir şey olacak, göreceksiniz. Depresyona dikkat etmek lazım. Özellikle 12. evinizde düşüyorsa bu ve kötü açılar alıyorsa, sıkıntılı açılar. O zaman şeye biraz dikkat etmeniz lazım, depresyona. Çünkü normalde düşündüğünüzden daha çerçeveli bir şekilde 12. evinize düşüyor ne demek bu arada? Yükseleniniz koç demek. Öyleyse depresyona biraz dikkat etmeniz gerekiyor diye bir bilgi de var. Yükselen koç dediğin için soracağım ama güneş burcu değiştiriyor mu? Yoksa yükselen koç olan herkes için? Hayır, yükselen koç için geçerli. Bunu sadece özellikle belirtmemin sebebi bunu biraz tehlikeli gördüğüm için söylüyorum. Yükselen koçu. Depresyona meyilli çünkü çok fazla şeyi sorgulamaya başladığı bir döneme giriyor demek bu. Bir oradaki düşünceleri de harlıyor böyle alttan. Şimdi bunlar çünkü durduğu yerde büyütür. Biri ne yapıyor? Jüpiter büyütüyor. Neden? Çünkü gökyüzünde de Jüpiter en, zaten bizim güneş sistemindeki en baba arkadaşımız. O yüzden büyütüyor.
Neptün de uzaklarda, en uzaktan geçiyor böyle. Allah, aheste aheste. Yani dumanlı dağlar. Dumanlı dağlar böyle. Oo. Onun içine ne oluyor bu ikisi? Yani dumanlı dağlar ve böyle kocaman, artık ben bu dağları aşamam falan diye böyle bir triplere giriyorlar. O yüzden de buna dikkat etmek lazım. Tamam. Şimdi tatsız şeyleri burada bahsetmeyeyim. Onları daha ciddi formatta konuşuruz çünkü bazı tatsız şeyler var ama. Şimdi böyle bir tane ilginç bir şey fark ettim. Onu mutlaka söyleyeyim. Olur da aranızda sanatçı varsa, benim şeyden yazdığım dergiden dolayı burada adını söylememde bir sakınca var mı bilemedim. Yazdığım dergiyi. Ya söyleyebilirsin. Ha tamam. Şimdi Evet. biliyorlar zaten. Ben Şamdan'ın astroloğuyum arkadaşlar. Şimdi oradan dolayı da tabii hani belki izleyenlerden de vardır. Ünlü bir takım şahsiyetler var ama şimdi ben onlara özellikle söylemedim. Çünkü bu bilgiyi buradan vereceğim. Artık adaletli bir şekilde dağılsın. Şimdi bu Teşekkür ederim. yazın Ezber bozana özel. evet, aynen. Bu yazın hit şarkısını çıkarmak isteyen biri varsa eğer, bakın şimdi. Pop şarkı ve hit şarkı çıkarmak istiyor. Şimdi benim kalbimden biri geçiyor, bir kadın sanatçı. Biraz elektronik yapan biri. O inşallah o duyar. Yaşa. İçinde Tamam. yumuşak melodiler olan, mesela hang drum diye bir alet var. Hang drum. Bilen, yani böyle internetten bakın, yani inanılmaz yumuşak bir ses. Eğer böyle bir enstrümanlar kullanırlarsa yazın hit şarkısını o kişi patlatacak demektir. Bunu da söyleyeyim. Efsane bir tüyo oldu o zaman bu da. Artık yeni çıkmak isteyen birileri falan varsa onlar da kullanabilirler. Çünkü bayağı avantajlı bir durum gösteriyor bu. Şimdi şeyi söylemiştim zaten hangi derecelerde iyi olur diye. Daha etkili olur diye. Bir de 8. eviyle 12. evine düşenler bu şeyde 8. eve düştüğü zaman balık, kova, yükseleni aslan olanlar için. Yükseleni aslan olanlar ve yükseleni koç olanlar bu biraz bu dediğime dikkat etsinler. Hisleriniz, ilham ve rüyalarınız çok uçabilir. Ben yükselen koç ya da yükselen aslan olsaydım gece yatarken yanımda bir defter bulundururdum. Çünkü gece yarısı böyle mesela bir işin içinden çıkamadınız, tamam mı? Gece böyle bayağı fikir falan gelecek kafanıza. Kalkın yazın. Sabah okuyun. Bitti gitti. Çözün işi. Aynen. Yani bayağı ilham yağacak. Harika. Başka bir de şöyle bir şey var. 12. evine düşenler için söylüyorum. Birilerine faydanız olacak demek. Bu ne demek? Eğer hani bazen ben buna çok inanırım. Bazen ada kadarsın, sonra o olur, unutursun onu yapmayı ya böyle. İşin gücün ters gitmeye başlar ve eskiler hep şey der ya işte sen ada kadadın da hani onu ödemeyi mi Yapma. unuttun falan. Eğer böyle bir şeyden bir şekilde şüpheleniyorsanız bunu yapın bence. Yükseleni yine koç olanlar için söylüyorum çünkü hassas yerlere geliyor onlar da. Şimdi demesinlerken niye onları kayırıyor diye. Onlar için daha biraz hani hassas durumlar var ondan. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu çok eğlenceli yine. Diyelim ki ben çok insan tanıyorum böyle. Ya ve ben de öyleyim. Meditasyon yapacak. Oturuyor aklına var ya normalde düşünse bu kadar çok şey gelmeyecekken meditasyon yapıyorum. 2 saniyede hemen aklına bir sürü şeyler gelen insanlar var. Evet. Oturun bu akşam deneyin. Ya bu akşam hayatınızda en başarılı meditasyonunu yapacaksınız. Çünkü bu şu anda tamamen ruhani aleme uçalım da bir odaklanalım yapalım falan tarzı. Özellikle burada da kime ihale vuruyor? 4. evinde balık olanlar ve yay olanlar ve balık olanlar yani yükseleni yay olanlar, yükseleni balık olanlar çok bu işten çok güzel faydalanırlar. Yani çünkü kafa uçuyor şu an. Bir sürü şeyler düşünüyorlar falan ya. Oturtabilirler çok rahat. Harika. Bunun için de çok iyi. Şimdi şöyle bir gelişme bekliyorum ben bu yıl. Psikoloji alanında yepyeni bir paradigma açacaklar. Yani işte biz şöyle şöyle yapıp da işte bilmem mesela işte Allah şifa versin işte mesela şizofren, borderline bir ciddi bir şeyle ilgili
bir sağlık probleminin çözümüyle ilgili önemli bir paradigmanın açılacağını düşünüyorum. Yani bayağı bilim dünyası işte yeni bir ilaç bulabilir mesela. Bunları işte inhibitörler falan var ya hani baskılamak için işte bir takım işte şu hormonu kullanınca çok iyi geliyormuş, şu vitamin eksik olunca şöyle oluyormuş falan gibi bir takım gelişmeler olacak o konuyla alakalı da psikolojide iyi olacak. Bir de şimdi bunun detayını yine Hakan'la çalışacağız ama Kuzey Kutbu ile ilgili gelişmeler olacağını öngörüyoruz bu arada. Kuzey. Şimdi ben hep şimdi diyorum ya. Niye böyle? Dememem lazım. Şimdi andasın, ne güzel işte. Ha, hep Andasın. şimdi, şimdi. Vallahi her cümlenin başı şimdi diyorum. Andasın, hiç böyle düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Bu kavuşum 2009'da olmuştu. 2009'da, 2008 dedim az önce. Ekonomi zorlanmış ve fiyatlar yükselmişti dedim ya. Şimdi burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. İnsanları stokçuluğa yönlendirmek istemiyorum ama petrol fiyatları ile ilgili tekrar bir artışlar olabilir. Yazın yine bir fiyatlar artar. Bu arada biz şimdi Türkiye'de olduğumuz için bunun sadece Türkiye'de olduğunu düşünüyoruz ama dünyanın genelinde bu böyle sıkıntılar var. Yabancı arkadaşlarınız varsa sorabilirsiniz. Kiralardan da arttığını söylüyorlar, maliyetlerin arttığını söylüyorlar. Herkes aslında şu an hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu göksel bir durum zaten. Onun için biraz bazı şeyleri almayı düşünüyorsanız onları öne çekebilirsiniz. Çünkü fiyatlarda bazı artışlar olacağını düşünüyorum. Bu neden dolayı petrol arttığı zaman zaten lojistik maliyetler de arttığı için onlarda Her da şeye artışlar dönüşüyor. aynen olacaktır. Alacaklarınız yani şey hazırda bekleyen liste için boşuna bekletmeyin, alacaklarınızı alın diyoruz. Evet, ama böyle stokçuluk yapın gibi de korkutmak da istemiyorum. Yok tabii ama diyelim ki mesela bir şey alacağım ama aman yazın alırım diyorum. Şimdi almamda fayda var bu durumda. Evet, çünkü fiyatların daha da artacağını öngörmek zor değil açıkçası. Şimdi yine şimdi dedim. Teknolojide bir adım öteye geçilecek bir sürece giriyoruz. Yani beden ve ruhun artık bayağı birbirinden ayrı takılması, öleceğiz anlamında değil yani. Bedenimizin ya bazı limitlerin kalkacağı bir sürece geçiyoruz. Bu şeyler var ya virtual reality. Ne oluyor? Şey, Sanal gerçek gerçeklik. Ha. sanal. Sanal gerçeklikle ilgili daha da gelişmeler olması, işte bu gözlükleri daha fazla insanların alması gibi olayların artacağı bir süreç. Muhtemelen bunlar bir... Metaverse'e gidiyoruz o zaman. Ben çok yani yazılımcı olmama rağmen bunu çok olumlu bulmuyorum. Umarım oradan bir çıkışımız olur. İnşallah. Girim ama sen öyle deyince yani Evet. gidişat orası gibi mi görünüyor onu sormak istedim. Gibi, evet. Şimdi burada Hollywood'un da alıp bayağı mesajın içini boşalttığı bir Ghost in the Shell diye bir film yapıldı. 2019'da mı, 2017'de mi hatırlamıyorum şimdi. Ona bir mesela bu konulara merakı olanlar onu izleyebilirler. Herkes Ready Player One'ı izleyin falan diyor ama asıl oradaki benim kastettiğim şey Ghost in the Shell. Yani şöyle bir gelişmeden bahsediyorum. Benim hatıralarımın yaşayabilmesi için bedenime ihtiyaç kalmayan ve benim hatıralarımın, benim varlığımın başka bir bedene yüklenebileceği bir gelişmeye doğru gidiyoruz biz bu yıl. Yani kopyalayıp yeni bir bedene aktarıyorlar ve ben yaşamaya devam ediyorum şeklinde bir şey. Asıl bir dizi vardı da şu an nedense adı Black asla aklıma gelmiyor. Mirror bence o düşündüğün Black dizi. Mirror değil. Gerçekten şey gibi düşün. İnsanların ruhu diyorlar ama bence o işte ruh değil. Bilinci küçük bir çiple enseden klonlara da aktarılabiliyor. Altered Ha evet, değil mi? Doğru. Carbon. Evet. Evet. Yani ölümsüzlüğü bayağı keşfedip asırlarca yaşayabiliyorlar o şekilde. Çünkü diyelim ki beden hastalandı, ölüyor. Başka bir bedene o şeyi ekliyorlar. İlginç bir dizi. Tavsiye ederim bu arada izlemeyenlere. Bununla ilgili bir şey olacak bu yıl işte. Yani bu bedenle sınırlanmak zorunda kalmadığımız bir gelişme. Ben buna da
üzülüyorum ama gidiyor iş buraya. Yapacak da bir şey yok. Ha, çünkü zaten şöyle bir şey... ama gidişat öyle gibi görünüyor. Evet, evet. Yani şöyle bir şey diyeyim. 2188'de bir daha bu şey olduğu zaman zaten kavuşacakları yıldız muhtemelen son biyonik insanın sonu falan gibi bir şey olacak. Evet. Daha detaylar dünya dönüyor da. Evet. Tamam. Buradan harika. Yalnız korsan yayın gibi oldu ya. Çok spoiler vermeyelim. Detay olarak. Evet. Şimdi yine şimdi dedim. Yeni uyuşturucu ve uyarıcı bir tür bulabilirler. Çok hayırlı bir haber verdim. ama böyle bir gelişmeye de açık görünüyor. Onu da söylemem lazım. Sanatla teknolojinin biraz daha birleştiği gelişmeler yaşanır. Nedir mesela? İşte yapay zekaya senaryo yazdırdık ve mükemmel oldu ve Netflix olarak bunu çektik işte. Alın izleyin falan. Ama ne kadar da güzel değil mi falan. Aa izledik. Çok güzelmiş dediğimiz bir şeyler yaşanabilir. Mesela yazılımla yönetmenliğin birleştiği şeyler falan bekliyorum ben. Bayağı sinemayı yazılımın ele geçirebileceği olaylar. Bir yandan da şimdi balıkta oluyor ya, her zaman iki yönü vardır bu işin. Nostaljiye kaçmaya çalışan insanlar da artacak. Hani o hit şarkıdan bahsetmiştim ya. Biraz böyle eski ezgiler. Mesela zaten müzik akımlarına şu anda bakın, popta falan. Daha böyle eski döneme ait vurguların olduğu bir şeye doğru gidiyoruz. 70'ler falan hani. Evet. Biraz böyle tarz değişip müzikler oraya gidiyor. Bu da ruhsal olarak aslında iki kamp halinde hareket eder bu balık olduğu için. Bir tarafta nostaljiyi korumaya çalışacak. Mesela Çağınırmak bu yıl tam onun şeyine, durumuna uygun bir şeydeyiz gökyüzünde. Çağınırmak uzun yıllar sonra güzel bir filmle falan geri dönebilir bu yaz. Çok çok ona ya da sonbaharda. Ona çok uygun bir şeydeyiz çünkü şu anda gökyüzündeyiz. Nostalji isteği oluşur insanlarda. İşte buna yönelik hareketler yaşanır. Mesela evine tekrar sabit telefon bağlatmak isteyen insanlar falan olabilir bu yakınlarda. Etrafınızdan duyarsınız. Böyle bir etki eder. Burçlarla ilgili de zaten bilgiyi vermiştim. Şimdi bir de şöyle bir şey de gösteriyor. Su kontrolünü kaybedecek. Çünkü çok onun üzerine çok bir şey var. Aşırı yağmurlar, sel gibi durumları oluşturabilir. Bu aralar çok fazla ağlayan insanlar olabilir. Niye bende bir acayiplik mi var? Niye bu kadar ağlıyorum falan diye düşünmeyin. Çok gözyaşı dökülür. Dökülsün, bırakın rahatlama sağlar. Çünkü psikolojik zehri vücuttan atmak için çok doğru zamandayız. Bu temizlenme süreci. 12 Nisan, evet 12 Nisan 1991 Türkiye internetin geldiği yıl. İlk internet bağlantısı 12 Nisan 1991'de yapıldı Türkiye'de. Bu çok değerli bir gün bir yandan da. İnterneti kutlu olsun çünkü dünyaya bağlanmış olduk. Balıktan, sudan gelen yiyeceklerden, yani denizden ne çıkarsa yerim tarzı kişiler eğer haritalarında bu kavuşum 6. eve denk geliyorsa koç ne yükselen terazi olanlar sağlığıyla ilgili durumlara, sağlıklarına dikkat etmeliler ve yediklerine de dikkat etmeliler. Zehirlenmeye biraz açık olabilirler şeye göre. Yine tabii ki kendi haritaların üzerine nasıl geliyor, ne açı yapıyor onu bilemiyorum. Ben genel söylüyorum yani. Terazi yükselenli olanlarda biraz zehirlenmeyle alakalı şeyler olabilir. Benzin fiyatlarından bahsettim. Şimdi spiritüel alanlarda çalışanlar eminim buradaki izleyenler arasında vardır. Bu alanlarda çalışıyorsanız şu anda eğitim aldığınız insanlara biraz dikkat edin. Çünkü çok fazla yanlış şeyler öğreten ve karanlık bilgilere hizmet eden insanlarla çalışıyor olabilirsiniz. Buna körlük verir açıkçası. Yani fark etmezsiniz, zararlı bazı şeyleri öğreniyorsunuzdur. Böyle şeyler etrafta biraz gezebilir.
Gözümüzü açık tutun diyorsun. Evet, ama biraz gözü açmak da zor. Genel olarak arkadaşlar birbirlerine emanet diyelim. Çünkü bu insana körlük verir zaten. Yani özellikle 9. evde böyle bir şey varsa, bir şeylere kapılmak için çok biraz tehlikede gibisiniz diyeyim. Anladım. Bir de doğru kişilerin birbirini bulduğu zamana geliyoruz. Yani bu sizin eğer 7. evinizde oluyorsa mesela, o zaman balık 7. evinizdeyse, yükseleniz Başaksa yani. Mesela doğru kişileri bulmak için çok böyle tatlı bir zamanın içindesiniz demektir. Ortak olarak, eş olarak ya da evlisinizdir mesela, eşinizle olan iletişiminizin düzelmesi için. Böyle şeylerin de güzel olduğu bir dönem. Fakat dediğim gibi yine bu sahte spiritüel liderler, mesela işte şimdi 7. evinizdedir, yükseleniz Başak'tır. Ne kadar hayata mantıklı baktığınızı düşünürseniz düşünün, böyle biri varsa hayatınızda, sahte spiritüel birileri, ya da birileriyle görüşürsünüz, edersiniz, astrolog mesela işte, aa canım sen de boş şeyi ver bilmem ne falan filan, böyle şeyleri çok duyuyoruz maalesef. Ya kendi mutsuzdur, tamam mı? Sizin işi de bozmaya çalışıyordur yani. Bu zaten normalde de çok oluyor da şimdi iyice çıldıracak bunlar. Bir yandan da ben bir süredir yayınlarda şey diyorum, bu arada YouTube'daki yorumların hepsini okuyorum ve neredeyse herkese cevap veriyorum, onu biliyorlar. Şimdi orada da biri söyledi, ya kadınlar dedi kapattım falan filan diye. Kardeş, bir kere ben erkek değilim yani. Kadınlarla ilgili bir şeyler söylemem normal. Bir, ikincisi de Evet. harita, Türkiye'nin haritası kadınlarla alakalı. Ben ne yapayım yani? Şimdi bizdeki durumda da, haritamızda Türkiye haritası itibariyle kadınlarla ilgili ortamlarda böyle bir büyümeye, böyle harlanıyoruz yani. Kadınlar bir avantajlı duruma geçecekler. Kadınların bir araya gelerek çemberler oluşturması lazım diye bir süredir söylememin sebebi buydu. Bugün artık böyle bu zirve. Ben bugün buradaki kadınlardan rica ediyorum. Lütfen etrafınızda iyi anlaştığınız, size muhtemelen hani böyle yakın muhitlerde oturan insanları bir araya getirin, arkadaş çevrelerinizi böyle bir büyütün. Sizden bağımsız bile görüşebilecekleri hale getirin onları. Bu 11. evi balık olanlar için, yani ne olmuş oluyor? 11 balık, koç, boğa, yükselene boğa olanlar için. Bir de 3. evi balık olanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada da geri sayalım. Kova, oğlak, o yükselene oğlak olanlar için. Bugün biri demişti ya, ben ne oğlan, kötü bir şey söyledi oğlak için. Hödük oğlak mı dedi, ne dedi? Ya tanrıların da burcudur oğlak. Böyle demeyelim. Ben çok severim yükselen oğlak. Oğlakları da çok severim. Şimdi böyle ne söyleyeyim size? Mesela 3. evinizde olacak ya, burada ne faydalanacaksınız? Komşuluk ilişkileri geliştirmeye çalışın mesela. Çok ummadığınız tipler sizin yakınlarınızda oturuyor. Bunları fark edeceksiniz. Bu da çok faydalı bir şeydir. Yani komşu çok önemli. Komşunun ne kadar önemli olduğunu Seinfeld izleyenler bilir mesela. Bu aralar tekrar izliyorum. Hep bir komşu, o geliyor, bu geliyor eve, böyle bir eğlenceli bir şeyler. Başka aşağı yukarı herkesten bahsettim herhalde ya. Beşinci evine balık gelenlerden de bahsettik herhalde. Onda akrepler olmuş oluyor. Bunlar da mesela ya çocuk yapacağım, yapamıyorum, olmuyor falan filan, hiç tribe girmeyin. Bu aralar güzel. Yani doktorunuza mı gideceksiniz, niyet mi edeceksiniz, ne yapacaksanız çocuk için olumlu. Tabii kötü açı geliyorsa falan bir şey diyemem. Öyle, onu da söylemiş olalım. Aşağı yukarı herkesi toparladık. Bir tane çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu hepimiz için geçerli. Kediniz, köpeğiniz sizin anlıyormuşsunuz gibi, konuşuyormuş gibi falan rüya görebilirsiniz. Gün içinde böyle şeyler düşünebilirsiniz. Onların çok hissettiğiniz bir dönemdeyiz. Kedimizin, köpeğimizin, işte kuş varsa evde papağan, karga besliyor olabilirsiniz. Şanslı biriyseniz evinizde karga bile olabilir. Modada bir tane dükkan var, kargaları var mesela, evcil karga. Çok kıskanıyorum onları. Öyle mesela, hani ne besliyorsanız evde, iguanalar falan hariç onları anlayamayız ama hani böyle canlı sıcak hayvan, bu hayvanların ne dediğini hissettiğimiz, anladığımız bir dönemdeyiz diyorum ve söyleyeceklerimi tamamlamak üzereyken şöyle bir şeyin sürprizini yapayım. Algılar tamamıyla açılıyor yani. Evet. Mesela böyle oturuyoruz ya,
Bir anda mesela sen aklına bir şey geçiriyorsun ve ben ona bayağı sanki sen söylemişsin gibi cevap veriyorum ve Cevap hiçbir veriyor. bir haber değeri yokmuş gibi hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamanlarındayız. 2 ay falan çok yoğun. Telepatiye geçiş yani. Evet ama sanki böyle telepati de hayatımız içinde normal böyle bir şeymiş gibi. Hani aa sen şimdi benim aklıma geçene cevap verdin gibi değil de. Ha tamam ya şimdi de gidelim de bir şeyler yiyelim falan. Hani normal devam ediyoruz böyle bir önemi yokmuş gibi. Başka ha son bir şey söyleyeceğim. Bana bir süredir Instagram'dan da yazıyorlar, YouTube'da yazıyorlar. İşte ezber bozanda kamp yapmıyorsun, şey yapmıyorsun. Bugün bunu söylemek istedim. Aslında biz bunları bir süredir işte tabii ki Hakan'ın her zaman liderliğinde bir takım konuşuyorduk yani neler yapabiliriz, neler edebiliriz diye. Bunlarla ilgili bilgileri yakın zamanda paylaşacağım. Çok böyle özel bir şeyle. Hani istiyorum ki gelenler, kampa gelenler gerçekten oradan ya ben buraya geldim ve hayatımda çok büyük bir şey değişti ve gidiyorum şeklinde ayrılsınlar istediğim için bu doğru bir zaman. Şimdi bunu artık pişirdiğimiz, çünkü benim haritamda çok anlamlı bir yere gidiyor bu. Bunu pişirdiğimiz bir dönemin içindeyiz. Bununla ilgili duyuruları da yapacağız. Onu artık sormanıza gerek yok. Kamp yapacak mısın diye. Evet yapacağım. Harika haber. Eğitim Tam verecek zamanlı, miyim? güzel Evet duyuru. vereceğim. Hepsi Ezber Bozan'ın altında olacak bu arada. Ben buradayım zaten. Eksklusif. Burası benim evim. Bunu da söylemiş oldum. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Ben Rica. de hepimizin Şimdi evi Ezber Bozan. Ben de evet. öyle hissediyorum. Çok keyifle burada karşılıklı sohbet ediyoruz. İyi Evet. ki bu çatı altındayız hep birlikte. Evet. Çok büyük bir şans gerçekten. Yorumları açabiliriz soracak olan ama Evet, kişisel öyle başka yapalım. lütfen sormayın çünkü çok adaletsiz bir şey olur o arkadaşlar. Başka bir genel bir bilgi bir şey sormak isteyenlere. Harika. Tamam, sen bu bilgiyi verdin. Çok güzel oldu. Ben de yorumları açmadan hızlıca bir sorulara bakayım dedim. Ne zamana kadar dilek dileyebiliriz diye bir soru var. Bir de Bugün sor. Yani bugün sorun diyor. Bugün dileyin. bugün dileyin. Gün bitimiyle bitiyor mu? Ya aslında şöyle şimdi bu neye benzettim bunu da bir şey diyemedim ki. Bir şeyin en böyle hani filmin en yüksek anı olur ya böyle bir Top coşar. noktası. Aa bana el salladın. Evet. El salladı dedi. Ezber Bozan bana el salladı. Ben de Ezber Bozan. İsmail abi gibi böyle gemi geçecek. Hani böyle artık zirvesi vardır ya böyle filmin. Uçar yani artık zirvede. Aksiyonun artık oradan ateş ediyorum, buradan ateş ediyorum, şöyle yapıyorum, ateş ediyorum falan filan. Hani öyle bir andayız. Ya ilerleyen günlerde de hani James Bond filmi gibi devam eder aksiyon da hani en zirve artık böyle. Ana görevi bitireceğiz. Öyle bir noktadayız. Bugün, yarın artık böyle giderek 2 ay ama Almaya çok bak. etkisi var. Bugünü güzel değerlendirin diyorsun yani. Evet. Evet, coin falan, ekonomi, politika bunları Hakan'la konuşuyoruz. Çünkü Evet. şöyle, bakın astroloji, ben bunu hep söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Astroloji tek başına sizin bir uzmanlığınız yoksa sadece falcılık verir. Çünkü bir şeyi derinleştirmem gerekiyor. Ben mesela Hakan politika konusunda, strateji konusunda adam zaten kitap yani. Kendi böyle yürüyen bir kitap kendisi, ansiklopedi. Ben ona şöyle şöyle bir şeyler görüyorum diyorum. Parçaları beraber birleştiriyoruz. Teknolojiyle ilgili bir şey sorun anlatayım çünkü işi biliyorum. Ama coin falan finans ben onları bilmem. Onları Hakan'la çalışacağız. Evet. Tamam. O zaman onları Ezber Bozan'da yayınlanacak videolarımızın altına yorum olarak bekliyor olacağız. İki Evet. soru gördüm ardı ardına. Yükselen kovayı atladınız mı acaba, biz mi kaçırdık diye sorular vardı. Ya Atladık mı? karışık kovayı anlattım aslında bir yerde. Yayında izlerler. Karışık gittik ya çünkü konuya göre anlatıyorum ben. Yani böyle açayım bir Evet. magazin astrolog gibi işte koç yükselenler şöyle olacak bu. Onu sevmiyorum ya çünkü ben ikna değilim ona. Ama Tabii. Senin şey hiçbir zaman olduğu öyle zaman bir tarzın olmadı. Konu ha geldi mi, ona göre anlattın. evet. Mesela 10. ev. Anlattım onu yanlış hatırlamıyorsam. 2. evi sormuşlar. Balık 2. evdeyse yükselenim kova demek zaten. Ne oluyor yani parayla ilgili konularda bir takım böyle
Mesela bir şeyi değerlendirmek istiyorsun. Bir şeye yatırım yapmışsın. Doğru yatırım yaptın demektir. Ama bakın açılardan falan bağımsız bir şey anlatıyorum yani. Çok genel yani. %10, %15 geçerli olan bir şey. Her zaman sizin haritanız gerçektir. Burada magazin anlatıyoruz. Öyle. Evet. Bu arada sen bunlardan bahsederken arada sorulara da hızlıca bir göz attım. Çoğu konuştuğumuz konular. Yükselen akrep anlatılmadı demiş bir izleyicimiz ama anlattık. Kesin Bir anlat. önceki evet, bir önceki yayını ben yani kaydettim. Hem oradan izleyebilirsiniz. Yorum olarak da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu Ay burcu arada. balık olan diye biri sormuş. Şimdi genel Heh, sorduğu süper. için bunu çok böyle kalben güzel bir soru olarak aldım. Ay burcunuz balıksa aslında buna da cevap verdim ama yine söylemek istiyorum. Çünkü bu kişiler için çok önemli bu şey. Ay burcu balık olanlar için çok çok önemli bir kavuşum bu. Hangi evde olduğuna bağlı olarak bu evle ilgili konulardaki hislerinize güvenmeniz gereken bir noktaya gidiyorsunuz demek. Ama şimdi ben hep olumlu güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Aklıma kötü bir örnek de geldi ama anlatmayacağım. Şimdi mesela 10. evinizdedir, tamam mı ay? Ve bu olay da 10. evinizdedir. Yani ne olmuş oluyor? Balık bir önceki yay. Bundan bahsettik biz ya. Tabii yaydan bahsettik. Yerden Onu da bahsettin, evet. bahsetmiştiniz, onu da sordular. Yani orada diyelim ki biz şöyle olmuş oluyor. O konuyla mesela işle ilgili konularda mesela iyi bir açı aldıysa işte kadınlardan destek aldığınız bir mesela mükemmel bir kadın müdürünüz olabilir bir anda böyle. Bir adam gider ya da uyumsuz olduğunuz bir kadın gider. Bir tane kadın gelir. O süper. Okuldasınız, öğrencisinizdir. Harika bir kadın hocayla uf kafanız açılır yani bir ilham verir falan. Böyle bir şeye sağlar. Bir Dayanışma dönemi açıdan gibi. ay çok güzel. Oo ayla. Bir de derecesi yakınsa oralardaysa. Güzel de açı veriyorsa üf valla. Tadından yenmez. Diyormuş. Harika. Evet. Evet, çok Güneş. soru var aslında. Evet. Biz nasıl hepsine cevap verebiliriz? Bir an bir düşündüm. Güney ay düğümü balık olanlara da bir şey söylemek istiyorum. Çünkü o da önemli. Güney ay düğümü balık demek Türkiye ile aynı kafadasın demek. Güney ay düğümü balık olanlar da şeye dikkat etsinler ya. Geçmiş eğilimlerine biraz açık olur. O bu Stranger Things'te böyle kapı açılıyordu, canavarlar çıkıyordu ya. Evet, O kapı açılıyor da oradan canavarlar çıkıyor gibi. Yani gitme kardeşim o kapıdan. Hani böyle kötü o kapı. Yani böyle hangi evine düşüyorsa o konuyla ilgili biraz böyle bir retro kafa yaşıyorsun demek. Mesela işte 7. evindeyse işte ben galiba hiçbir zaman mutlu olamayacağım. İşte hep eskisi gibi tipler olacak. Hep böyle kötü tipler olacak. Mesela böyle tribe girersin. İşte işinle ilgili böyle olumsuz kafa yapabilir biraz. Bir de mesela eski manitayı arayayım da onunla biraz böyle görüşeyim. Hani ex'ten next olmaz. O şey. Eskiye gitme. Hangi evdeyse oralara doğru böyle dikkat et yani. Evet. yenilik güzeldir. Evet. Güney ay düğüm Evet. kova şimdi Güney mesela aydın. çok alakasız yani şu anda mevzuyla. Evet. Burcum balık, Evet. yükselenim aslan, neyi bilsem iyi olur. Ya yükseleni anlattık Selin Hanımcığım. Lütfen yayını güzel bir şekilde dinleyiniz. Merkür balık demiş. Arkadaşlar bu sorduğunuz şeyler çok spesifik ya. Yani güneş, ay, yükselen, güney ay düğüm falan bunları anlıyorum. Çünkü bunu gerçekten hani böyle dikkat etmeniz lazım. Hani canınızı yakabilecek bir şeyler olabilir orada ama diğerlerini sorduğunuz zaman bunlar biraz artık beni magazin astrolog yapmış oluyorsunuz. Lütfen. Küserim. Evet. Herhalde böyle konular gelecek ya. Herkes random Evet, daha atıyor çok bu yani. tarz gelecek. Yükselen balığı söyledik Evet. mesela. Evet. Tamam. Bence bir iki tane bugünün önemiyle ilgili mesela yani 166 yılda bir yaşanıyor. Bundan bir sonraki işte ta kaç dedin? 2188 mi demiştik?
Evet, son biyonik Lilith'le kavuşursa diye sorular geliyor. Vallahi son çok biyolojik insanın sonu olduğunu düşünüyorum ben o tarihlerin. İnşallah ya da küllerimizden evet. doğacağız. I'm Mother diye bir İnşallah. film vardı ya, I'm Mother. Bilmiyorum, evet. Ben çok duygulandım o film. Allah'ın robotlu filminden çok duygulandım ya. Niye öyle bilmiyorum. O zaman hamile de Değil mi? değildim. Ama işte onlar da sempati oluşturmaya mı çalışıyor? Ben de Hayır, izlediğimde çok duygulandım. robota sempati. Sonrasında bir acaba mı diye. Abi canım. Ama hani robota sempati duydun mu? Hafif en son duydum şimdi. Ama o zamana kadar bir gıcık oluyorsun. Gıcık zaten amaçlı o ya. Onun için. Tabii. Ama çok efsane filmdi bu arada. Çok bence de güzel film ya. Bilmiyorum IMDb'de kaç verdiler ama hak ediyor yani, bir 7'yi 8'i şeyi ben koydum mesela. 7 ya da 8 Teşekkür koyduğumu hatırlıyorum Yıldız. Evet. ederim. Şöyle oradaki gibi bir şeyle bir, şimdi filmi de sonunuzu anlatmak istemiyorum ama öyle bir şey de olabilir. Ya da komple bittik yani artık. Yani minik Son. şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. O pek spoiler diye geçmez. Hani robotların artık insanların yani sağ kolu gibi işte evde bir kahya gibi sürekli yer alması ve Evet. bunun üzerine bir anda işlerin karışması diyelim. İzlemek isteyen izleyicilerimiz izleyebilirler. Oyun İzledikten sonra da oynayan yorum. varsa, çoluğu çocuğu oyun oynayan varsa, Detroit Become Human diye bir oyun var. Allah'ım bir ara önünden kalkmadım yani, artık böyle konsolu şeyi kırıyordum, oynadığım şeyi. Mükemmel. Mesela onu da izleyenler şey, izleyenler mi? Film gibi zaten Ubisoft'un. Ona da bakabilirler. Çok güzel. Ya Bence geek şeylerle gelip heyecanlanıyorum direkt bak. Çağrı da de. Asimov'da zaten hastasıyız yani. Çok Evet. güzel ya, bu tarz da keyifli. Ya bir sonraki bu durumda öyle bir dünyayla karşı karşıya olacağız yani. Evet. Ya bu iş biraz çığırından çıkıyor. Bir de Kuzey Ay Düğümü balığı sormuş biri. Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü onun için de önemli. Şimdi Kuzey Ay Düğümü balık olan insanlar hep mesela böyle bir mantık 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 bakıyorlar ya, mesela Türkiye'de en zorlanan insan grubudur Kuzey Ay Düğümü balık. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz falan gibi bir şeydedir. Halbuki bu ara mesela Kuzey Ay Düğümü balık olup da mesela böyle ben olsam ne yapardım? Dini yer falan gezerdim. Kuzey Ay Düğümü balık olan şu birkaç günün içinde, hafta sonu falan bir giderdim yani. Dini ortam, bir kokuyu alırdım yani, böyle bir yaşardım orayı. Faydalı olur çünkü bir şeyleri fark etmeniz, görmeniz için doğru bir şey. Onu, oraya Basam. gitmeniz için, orayı yönlenmeniz için olumlu bir şeyler oluyor. Aynı zamanda Kuzey Ay Düğümü balık olanlar, bu aralar tanıştıkları ve manevi konulardan bahseden insanlar la aynı frekansta olduklarını hissedecekler. Onlarla iletişime geçip o yoldan gidebilirler. Onların yolundan gidebilirler yani. O iyi. İyi bir Harika. yerdeler. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu yayını kaydediyor olacağız birazdan. Aklınıza gelen bütün soruları bu yayınların altına da yorum olarak sorabilirsiniz. YouTube'da da yayınlanabilir bu video. Orada da eğer soru olarak belirtirlerse, Iris zaten kendisinin de söylediği gibi hep takip ediyor olacak. Evet. Elinden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyor. Ama bir kez daha izleyicilerimizden çok kişisel değil, daha genel sorular alabilirsek çok daha sağlıklı olur diye bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet, kişisel sorulara cevap vermiyorum. Adaletsiz olacağı için, bir de magazin olacağı için. Evet. Son bir tane biri sormuş, onu her zaman belirtiyorum. Ben burcumu özellikle söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim burcuma göre beni dinlemeye başladığınız zaman çok kısıtlayacaksınız ve öğrendiğiniz o bilgiyle bana bakmaya başlayacaksınız. Bu benden alabileceğiniz bilgiyi azaltacağı için bu size adaletsizlik, o yüzden söylemiyorum. Yayını Farklı bir paylaşacak. bakış açısından bakmalarına gerek yok. Yani genel dinlesinler diye hiç o Evet. bilgiyi paylaşmıyorsun insanlara. Evet, yani bilgiyi azaltır, bilginin kalitesini azaltır ve kirletir duyacağımız bilgiyi. Ha, o öyle olduğu için öyle söylüyor falan dersiniz, o yüzden. Sevgiler. Harikasın. Çok güzel bir yayındayız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arada burada İzleyicilerimize de. buluşalım.
Efendim? Arada burada buluşalım diyorum. Evet, ne kadar keyifli bir yayın oldu. Biz bunu birkaç Ay hafta teşekkür ederim. tekrarlayalım bence. O keyif bana ait. Ay, çok teşekkürler. O zaman Görüşürüz o zaman. demek istediğim bir şey yoksa Yok, o tamam. zaman sen kapat. Şey, Sen seyirci kapat. ol. Çok tatlış oldu. Evet. Peki o halde. Görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. Değerli izleyicilerimiz, Görüşürüz. sizlere çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.